Korkunç soykırımı anlattık, gösterdik. Efendim bu bir savaş değil, soykırım yapıyorlar dünyanın gözü önünde. Hem abluka var, hem korkunç bir bomba yağmuru var hem de açlıkla ayrıca öldürmeye gayret ediyorlar. Bu arada bu arada Amerika Birleşik Devletleri de para veriyor, silah veriyor, mühimmat veriyor. Bunu da bütün dünyaya ilan ediyor efendim. Tabii Amerikan milleti Amerikan devletine isyan ediyor. O da ayrı bir mesele. We tell the world Kabul edilen tasarıyla tüm dünyaya şu mesajı veriyoruz. Yaşam tarzımızı ve müttefiklerimizi savunmak için her şeyi yapacağız. Önce meclis ardından da senato onayladı. Amerika Birleşik Devletleri soykırıma bir kez daha yeşil ışık yaktı. Amerikan senatosu 3 ülkeye yönelik 95 milyar dolarlık destek paketini kabul etti. Bu oylamada evet oyları 79, hayır oyları ise 18. Tasarı oy çoğunluğuyla senatodan geçmiştir. Tartışmalı tasarı Gazze'de 10 binleri katleden İsrail'e 26 milyar dolarlık daha silah ve nakit yardımı yapılmasını öngörüyor. Ukrayna'ya 61, Tayvan'a ise 8 milyar dolarlık askeri yardımda paketin içerisinde. Kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz. Biliyorsunuz dünyayı gerçekten daha iyi bir yer haline getirdiğinizi her gün söyleyemezsiniz. Ancak ezici oy çokluğuyla kabul edilen tasarı Biden yönetimine tepkileri de beraberinde getirdi. Eleştiriler birbirini izledi. Yaptığımız şey bizi buraya kendilerini temsil etmek için gönderen Amerikalıların suratına bir tokat atmaktan başka bir şey değildir. Yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden birine milyarlarca dolar gönderiyoruz. Senatörlerin bazıları İsrail'e verilen koşulsuz desteği eleştirirken ABD halkı da sokaklardaydı. Senato Başkanı Schumer'in evinin önünde toplanan Yahudi ağırlıklı kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Adımıza katliam yapmayın yazılı pankartlar taşıdı. Senatör Schumer, Yahudi seçmenleriniz ve ABD'nin büyük çoğunluğu İsrail'in silahlandırılmasının durdurulmasını talep ediyor. İsrail'i silahlandırmayı bırakın. ABD'nin onayladığı tasarıya bir tepki de Çin'den geldi. Tayvan askeri yardım barış getirmeyecek denildi. ABD ile Tayvan arasındaki askeri gizli anlaşma, Tayvan'ın güvenliğini sağlamayacak ve başarısızlığa mahkum Tayvan bağımsız gücünün kaderini kurtaramayacaktır. Bu sadece Tayvan boğazındaki gerilimi ve çatışma riskini arttıracaktır. Tasarıya destekse Gazze'de soykırımın mimarlarından olan İsrail lideri Netanyahu'dan geldi. Yaptığı paylaşımda ülkesine 26 milyar dolarlık silah yardımını onaylayan ABD yönetimine teşekkür etti.